Teşekkür ederim Sayın Başkan. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü sonrasında Genel Kurul'un toplandığı bugün parlamentomuzun gücüne, demokrasisine sahip çıkma iradesini gösteren tüm siyasal partiler, görüşlerin ve halkımızın birlik ve bütünlük içinde göstermiş olduğu direnme hakkının eşsiz değerini bir kez daha dikkatlerinize sunarım. Ancak milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyan ve temsil eden makamda görev yapan bir siyasi parti genel başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Milli Birlik ve Demokrasi Günü anmalarındaki konuşmasındaki Sayın Genel Başkanımız hakkındaki söylemlerini şiddetle kınıyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin önemini özümsemiş, demokrasiye sahip çıkan topluluk karşısında ana muhalefet lideri ve muhalefeti dışlayıcı, topluluğa yuhalatıcı konuşması kendisinin asıl birlik ve bütünlüğümüze verdiği talimatı ve demokrasi yaklaşımındaki samimiyetsizliğini maalesef bir kez daha ortaya koymuştur. ÖSYM'nin kurumsal güven ve kurumsal imaj kaybı yaptığı her sınavda iyice düşmektedir. 2017 LYS sonuçlarını tekrar hesaplayan ve yaklaşık 2 milyon öğrencinin başarı sıralamasını değiştiren kurum iki soruyu da iptal etmişti. Hatalar ve bunun sonucu öğrenci mağduriyetleri devam etmektedir. Son olarak binlerce öğrencinin 2017 KPSS netleri eksik ve hatalı hesaplandığı iddia edilerek kuruma itiraz başvuruları yapılmaktadır. Adayların itirazlarına yanıt olarak 50 TL karşılığında inceleme yapılabileceğini söyleyen ÖSYM, her adayın Ankara'ya gelerek bizzat başvuru yapması gerektiğini söylüyor. Bu da adaylar için büyük masraflar demek. ÖSYM'nin bitmek bilmeyen hatalarına bir son verilmesi için hükümeti acilen göreve davet ediyor ve kurumun 2017 KPSS netlerini tekrar hesaplayarak öğrencilerin mağduriyetlerini dikkate alması çağrısında bulunuyorum.